Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te kentsel dönüşümü hızla önümüze gelmeye başlayan afet kanun tasarısının detaylarına, İstanbul'un ihtiyacını, tabii ki İstanbul'un penceresinden Türkiye'ye de bir anlamda fikir vermek mümkün olabilecektir. Doğru bir dönüşüm nasıl olmalıdır? Dönüşüm aslında olmamalı mıdır? Tüm bunları detaylarına konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. İlçe özelinde de konuşacağız. Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç bizlerle birlikte. Sayın Genç, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Öncelikle en temel soruyla başlayayım. Kentsel dönüşüm yapılmalı mıdır? Buradan başlayalım. Şimdi genel anlamda her şey bir bakış açısı ile yaklaşıyoruz. Biz şimdi kentsel dönüşüm bir planlamanın, bir planın ürünü veya içeriği olmak zorunda. Dolayısıyla da kentsel dönüşümü konuşurken biz başlangıçta Sarıyer Kalkınma Eylem Planı'nda kendi yöresel anlamda çalışmalarımızda Sarıyer'i planlarken bunu kentsel yönetimi afet yönetiminin içinde planlayarak aldık. Şimdi günümüzde özellikle Van depreminden sonra biliyorsunuz çok acil gündeme gelen bir şey oldu. Kentsel dönüşüm bir daha konuşulmaya başlandı. Fakat bugüne kadar yapılan yanlışlıklar üzerine yeni yanlışlıklar eklenerek doğuyor yasa. Çünkü şöyle bir sıkıntı oluştu. Şimdi hemen Van depremi sonrasında biz biliyorsunuz böyle özel günlerde çok coşarız. Herkes ayağa kalkar. Özellikle dayanışmalar ön plana çıkar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Bey dedi ki bugün bir milat olmalıdır. Bütün 39 belediye başkanını topladı ve bir çalışma ortama hazırlandı. Bir komisyon kuruldu ve bu komisyon afet yasasına yönelik altyapının hazırlanması şeklinde toplantılar yapıldı. Fakat o toplantılar bir kez yapıldı ve orada kaldı. Fakat sonra gördük ki biz o toplantıların notları, dokümanlar hep elimizde. Sonra baktık ki orada 39 belediye başkanının temsilcileri olarak bizler ve o konunun uzmanları, bürokratların hazırladığı türden kanuna başlık olacak, altyapı olacak türden konuşmalar hiç alınmamış. Bir dakika, bu çok önemli. Yani 39 belediye başkanı bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın organizasyonunda. Siz bir takım önerilerde bulundunuz. Bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda 11 belediye başkanı ve bürokratlar ve bu konunun uzmanları. Orada tartışılanların ortaya çıkan metinde olmadığını mı gördünüz? Maalesef olması gerekenler yok. Yani özellikle İstanbul için. Sıkıntı burada zaten. Yani şu anda afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun tasarısı işte komisyondan geçti. Ve çok ciddi sıkıntılarıyla beraber oluştu. Şöyle ki, şimdi afet yasasıysa sadece dönüşümü, kentsel yapılanmayı, deprem riski değil. Özellikle tabii bunun orman yangını, deniz kirliliği, sel, heyelan, bunlardan da bahsetmek gerekiyor. Yani bunların hiçbiri yok. Ne var komisyon raporunda? Şimdi biraz bakın, paylaşabilir misiniz? İşin sıkıntılı tarafı şu. Dönüşüme konu alanlar çok geniş tutulmuş. Dönüşüme konu alanlar. Bakın bir anda afeti bırakıyorum, dönüşüme geçiyorum. Şimdi afet eşittir dönüşüm gibi planlanmış. Dönüşüme konu alanlar, boğazlar, kıyılar, ormanlar, meralar dahil edilmiş. Ne dönüşümün yapılacaksa merada. Yani burada bir inşaatlaşma mı var dönüşüme? Yerel yönetimler birçok yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrediyor. Biliyorsunuz bu da özellikle şu andaki mevcut hükümetin yerel yönetimlerin daha da kuvvetlendirilmesi ilkesine de ters burada. Çünkü bir sürü yetkisi maalesef bakanlık kontrolüne alınmakta. Bu tasarıyla bakanlık ve özellikle TOKİ her türlü gayrimenkul, özel, bakın bunlar da çok önemli. Eğer bunları yanlış telaffuz ediyorsak, ben bir belediye başkanıyım. Birileri desin ki ya başkan sen yanlış ifade ediyorsun, kamuoyunu yanlış yönlendiriyorsun desin. Ama eğer bu söylenmiyorsa o zaman kamuoyuna bir şeyler söylenmek zorunda. Özel, kamu, hazine mülkleri, 2B alanları, ormanlar, kıyılar üzerinde tasarruf hakkı elde ediyor TOKİ. Yani bu bakanlık ve özellikle TOKİ. Hangi belediyenin sınırlarında olursa olsun öyle mi? Tabii, kesinlikle. ve gerek 644 sayılı kanun hakkında kararname, gerekse afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi, kanun tasarısı içerdiği hükümler açısından dönüşüm konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sonsuz yetkilendiriliyor burada. Yani tek bir merkezileşme. Pardon, burada hemen hani bir araya girip sormak istiyorum. Siz bir belediye başkanısınız ve dünyayı da takip. Dünyada var mı böyle bir örnek? Yok. Şimdi zaten dünyada bizdeki gibi yasalar bizdeki gibi hazırlanmıyor. Böyle 3 günde 5 günde yani altyapısız, üniversitesiz, bu işin uzmanlarısız, sivil toplum kuruluşlarsız. Yok, yasalar böyle hazırlanmıyor. Yasaların hazırlanma, onlar çok uzun yıllar tartışılır ve altyapıda zaten oluşturulmuştur. Altyapıda çıkan bir takım sorunlar, sıkıntılar varsa onların düzeltilmesine yöneliktir. Ve insanlar da zaten, kamuoyu da bunun, bu konuda bilgilendirilir, eğitilir. Konunun uzmanları özellikle konuyu tartışır. Sivil toplum kuruluşları zaten imza yetkisindedir. Mutlaka ve mutlaka, özellikle de Avrupa'da şu anda dönüşümün, kentlerdeki dönüşümlerin yapılmasında o bölgedeki sivil toplum kuruluşları imza yetkisinde. Tabii bizim gibi olmasa da, yani dönüştürülme anlamda. Mesela şimdi sizler de aynı şeyi düşündüğünüzü tahmin ediyorum. İşte bu çıkan deprem olgusuyla, ki bu yeni çıkmadı, işte 2009... En azından 99'dan beri farkındayız. 99 var, öncesi var, öncesi var, öncesi var. Çok büyük depremler var. Tabii ki dönüşüm gerekli. Tabii ki sağlıklı binalar yapıp, bunu yıllardan beri söylüyoruz. Bir mühendis olarak da söylüyorum. Bütün bizim meslek kuruluşları ısrarla ve ısrarla üzerinde duruyorlar. Bu dönüşümün bugüne kadar başlatılamaması da sıkıntılı ve başlatılmış olanlarda içerik anlamında da uygulama sırasında sıkıntılar oluşturdu. Şimdi bu sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik neye ihtiyacın var sizin? Bir kanuna ihtiyacınız var. Hı hı. Ama bu kanunun çıkışı da yanlış. Peki belediye başkanlarının ifade edip ve uzmanların ifade edip de olmayan, komisyon raporunda başka detaylar da var. Bakın mı? Ben burada bir şey daha var. Çok enteresan. Bunu da bir paylaşmak zorundayım. Şimdi bu kanunla hemen ortaya çıkan bir şey var. Bir sürü kanunu, bir sürü alanı ilgilendiren kanunları ortadan bir anda yok ediyorsunuz. İşlevlerini yitirtiyorsunuz kanunlarını. Bunu zaman kaybı gibi olacak ama ben bence paylaşayım. Önemli. Paylaşın lütfen. 6831 sayılı Orman Kanunu, 7775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarına Desteklenmesi hakkında kanun, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2860 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi hakkında kanun, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, yani kanunları, hı hı, eylemsel işlevlerini bir tane maalesef yitiriyorum. Mülkiyet Kanunu da, evet, tapumuzun bir anlamı tabii kalmıyor. Tapunun bir anlamı kalmıyor. Şimdi orada, çünkü ne dedik? Özel mülkler, özel, kamu, hazine mülkleri, 2B alanları, ormanlar, kıyılar. Şimdi sevgili dostlarımızın, yani Türkiye'yi yönetenlerin, bizler dahil olmak üzere, her bir konuda sorumluluklarımızı mutlak bir şekilde, özellikle de kamunun hak ve hukukunu en önde tutarak, toplumun hak ve hukukunu en önde tutarak hazırlamamız gerekir bu tür şeyleri. Burada sıkıntı burada. Ve işin en kötü tarafı da şu, ya biz demokratik ülke ve daha da demokratikleştiğimizi savunuyoruz. Bunların çok geniş alanlarda tartışılması gerekir. Hı hı. Ve bu konuda herkesin görüşünün alınması gerekir. Siyasi anlamda değil. Ben bir belediye başkanıyım. Burada siyasi politikanın çok dışında herkesin hayatını yakından ilgilendirecek, etkileyecek bir unsur çünkü. Kesinlikle. Siz İstanbul'u konuşacaksınız. İstanbul sadece İstanbulluların, Türkiye'nin değil, tüm dünya burada. Tüm dünyaya hazırlanması gereken bir metropol burası. Ve burada siz bu tür şeyleri hazırlarken mesela dönüşüm, işte kentsel dönüşüm orada çıkıyor. Dönüşüme yönelik hazırlıklar yapıyorsanız bu sadece binaların iyileştirilmesi, binaların düzenli yapılması veya yüksek katlı binaların yapılması şeklinde olmamalı. Nüfus artışı, nüfus yoğunluğunun artışı tehlikesinde göz önünde bulundurmak durumundasınız. Sayın Başkan, beni bu bütün mesele, bir kere ilkesi olarak kimse bir kentsel dönüşüme karşı çıkmıyor. Nasıl olması gerektiğinde çekinceler var veya olacağıyla ilgili. Mesela beni rahatsız eden noktalardan biri o, fikrinizi almak isterim ki Sarıyer'de aslında bu niteliğe uygun bir ilçe. Kentsel dönüşümü yaptık, binaları yeniledik, sonra tekrar mahalleleri oraya getirebiliriz. Daha sağlıklı binalarda oturun. Fakat bu sanki biraz zorunlu göçe dönmeye başladı. Yani mahalleleri dağıtmaya, mahalleleri yok etmeye giden bir hal almaya başladı. Bunun da sakıncaları yok mu? Olmaz mı? Şimdi şöyle düşünelim. Ya biz Türk toplumu olarak bizim geleneklerimiz var. Hı hı. Ayrı. Bir Avrupalı'dan farklı geleneklerimiz var. Biz feodal bir toplumuz yani. Kim ne derse desin. Bizde feodal ilişkiler çok öndedir. Amcası, dayıcası, bibicesi, herkes bir arada yaşar insanlar. Bugün Gecekondu bölgelerinde özellikle oluşan ve şehirde biraz daha oluşumu birazcık daha eskiye giden bölgelere bakın. Bir Bakırköy'e bakın. Hı hı. Mahalle kültürü vardır. Bir Kadıköy'e bakın vardır. Beşiktaş'a bakın vardır. Bu özellikle ve özellikle insanların bir arada yaşama ve isteme gereksinimden oluşmuştur. Ne derler? Atasözümüz var. Ev alma komşu. Buyurun. Şimdi komşunun kim olduğunu bilmediği bir toplumda Türk toplumu nasıl yaşayacak? Nasıl dayanışma için? Nasıl dayanışma için? Biz de her anlamda dayanışmadayız. Bir yerde deprem oluyor, hemen koştura. Bir yerde bir selef koştura. Ama bunların hepsi dağılmış olmayacak mı? Kentle beraber biraz biz de mi dönüşüyoruz? İşte bu noktada bunun işte çok biraz önce söylediğimi tamamlıyor bu. Siz kenti dönüştürürken kentliği de dönüştüreceksiniz ve sosyal yaşama alanları yaratacaksınız. Olayın sosyal tarafını da çok önemseyeceksiniz. Neye göre? Türk toplumun geleneklerini göz önünde bulundurarak. Yoksa bina yapmakla iş bitmiyor. Yüksek katlı binalar. Bakın biz mahallelerden birinde muhtar arkadaşlarımızdan biri işte sayıyor, mahallenin sorunları var. Şu sorunları var. Ve bir tane beyefendi çıktı, dedi ki bir dakika muhtar. Bizim tamam bu sorunların hepsi giderilir. Elektrikte, direklerde dikilir, yollarda yapılır, kanallarda yapılır, parke taşları da değişir, kaldır. Ama ben mahallemi geri istiyorum. Özet bu işte. Niye? Ben asansörün önünde günaydın ve iyi akşamlar demenin dışında bir yaşam istiyorum. İşte dönüşümde bunu mutlaka göz önünde bulundurmak zorundasınız. Bulunduruluyor mu? Hayır, şu andaki nasıl bulundurulamıyor işte. Hı-hı. Bütün sıkıntı burada. Ortak yaşam alanları yok ediliyor. Yani bütün sıkıntı burada zaten. Yani sadece siz rant çok güzel rant. Ama sadece rant mantığıyla baktığınızda o zaman olması gereken çok önemli değerleri kaybediyorsunuz. Bu beraberinde bir sürü sıkıntıları getiriyor. Biz işte şu anda kentsel dönüşüm için yani kulağa çok hoş geliyor. En ihtiyacı olan, olması gereken, en fazla zaruret gösteren eski deyimle bölgelerden biri Sarıyer. Peki ne yapılması gerekiyor? Buradan yürüyelim o zaman. Tamam. Yani burada yapılan bir takım hatalar var. Felsefi olarak da uygulamaya yönelik de çok ciddi hatalar var ama peki çözüm ne? Şimdi şu afet yasasının yine sıkıntı yaratan bir noktalarından birinden daha söz ediyorum. Oradan sonra oraya geçeceğim. Şimdi yerel yönetimleri çok etkisiz kılıyor yine afet yasası. Şimdi yerel yönetimlerin etkisizleşmesi, yerel yönetimlerin bu işin dışında kalıyor gözükmesinin getirdiği çok ciddi sıkıntılar oluşur. Şöyle ki, şimdi bunların devre dışı kalması halinde dönüşümlerde ne problemler çıkacak? Özellikle ben kendi bölgem için söylüyorum, Sarıyer'le ilgili söylüyorum. Biz yereli daha yakından tanıyoruz. Şu anda Gecekondu Mesken Müdürlüğü oluşturduk ve tüm Gecekondu bölgeleriyle ilgili ki 200 bin insan yaşıyor. göz ardı edemezsiniz ve dünyanın en güzel 400 bin 200 bini. Evet, yarı yarıya insan yaşıyor. Yereli daha yakından tanıyoruz. Ben mahallelerime hakimim şu anda. Bütün mahallelerinde ne var ne yok biliyorum. Dönüşüm konusunda her mahallenin de sadece Sarıyer'in kendi özgün koşulu değil, bir de her mahallenin de kendi özgün koşulu var. Benden daha iyi kimse bilemez. Hı hı. Yani yerel yönetim bilir. O bölgedeki özgün koşulları ve senaryoları da onlar bilir. Biraz önce saydığımız kriterleri göz önünde bulundurduğunuzda o zaman burada yerel yönetimin etkisiz kılınmaması ve yerel yönetimin bir paydaş olarak mutlaka bu işin içine katılması gerekir. Etkin paydaş hatta. Etkin paydaş olarak katılması gerekir. Çünkü merkezi yönetimin benim oradaki hassasiyetimi veya yetkimi, etkimi bilmesi veya oradaki şart ve koşulların, özellikle biraz önce saydığımız kriterler, feodal yapılanmanın eğer amaç oysa, bilmesi mümkün değil. Hı hı. O zaman konunun bu şekilde değerlendirilmesi lazım. Yani siz şöyle yapabilirdiniz, yerel yönetimi etkisiz kılma şeyi varsa o zaman bunu çok uzun bir altyapı çalışmasıyla gelmesi gerekirdi. Burada eylemsel işlevlerini yitirecek kanunlardan söz ettik. Bu kanunların büyük bir kısmı da yerel yönetimlerle ilgili yasalar biliyorsunuz. Şimdi bunları göz önünde bulundurduğunuzda bir kere burada bir sıkıntı, çok ciddi bir sıkıntı oluşacak. Yani çok net bir kaos var. Altını çizeyim, doğru mu anlamışım diye şey yapıyorum. Eğer bunu merkezden yönettiğinizde, diyelim Sarıyer sadece bina sayılarından, insan sayısından ibaret bir kağıdın istatistiki bölümü olacak. Ama oysa orada insanlar yaşıyor, orada bir hayat var, oranın sorunları var, beklentileri var, ortak mutlulukları var. Merkezden baktığınızda bunu göremeyeceksiniz. Şimdi şöyle değerlendirin, benim %80 binalarımda problem var. Hı hı. Binalarımda çok eski yapılar var. İşte ruhsatsız binalar çok fazla. Ruhsatsız binanın ne efsafta olduğunu bilemezsiniz. Projelendirilmediği için veya projesinin bir onaydan geçmediği için, belediye tarafından bir onay süreci izlemediği için binanın ne durumda olduğunu bilemezsiniz. Hı hı. Yani bir mühendis olarak söylüyorum. Şimdi burada %80'nin dönüştürülmesi gibi bir durum söz konusu. Yani açıkça %80 müthiş bir rakam bu. Şimdi siz bu binaların bir, ne dedik, gecekondular var. Kaçak yapılar ve mülkü kamun, vakıfların, büyükşehirin veya milli emlakın veya bireysel tapusu olmayan hisseli tapuların olduğu alanlar çeşitli şekillerde. Şu anda ruhsatlı binalar var. Bir takım yasadaki boşluklardan dolayı kendine hak gibi kabul etmiş, ilave bir takım şeylerle ruhsatsız duruma düşmüş veya iskan alamamış türden binalar var. Şimdi bunların hepsi, şimdi gönül her bir noktada yapılan, her bir konan, her bir tuğlanın belli bir kontrolden geçmesini istemez mi? Veya sonrasında her binanın bu koşula gelmesini ve oturma izninin alındığı ve iskan belgesi dediğimiz belgeye dönüştürülmesini istemez mi? İster. O zaman bu işin bir senaryosunun olması lazım. Hmm, işte burada tamam. Mesele bu. Ha, işte bu noktada bizim, yani yerel yönetimin önemi çok fazla. Biz bunu çalıştık. Ne yapacaksınız? Ne yapmayı planladık? Yani belediye olarak biz ne yapmayı planlıyoruz? Zamanı çok iyi kullanmak için okuyacağım ve hemen üzerinde duracağız. Şimdi belediyemizin dönüşüm politikasında kesinlikle ve kesinlikle olmazsa olmaz 3 ana unsurumuz var. Uzlaşmak zorundayız. Güzel. Paylaşmak zorundayız. Ve bütüncül yerinde dönüşüm yapmak zorundayız. Yerinde dönüşüm. Sihirli kelime bu. Yıllardır şart ve koşullar ne olursa olsun orada yaşamış insanların, biraz önce söylediğim yeni feodal ilişkilerin oluşturduğu, yeni mahallelerin oluşturduğu bölgelerdeki yaşamların aynı şekilde devam ettirileceği ve komşuluk ilişkilerinde korunacağı şekilde bir dönüşüm yapılması. Yani şu mudur? O gecekonduyu yıkıp sen buradan çık, ben buraya plaza dikeceğim değil. Değil. O insanların orada kalması lazım. Plaza da dikmemek lazım zaten. Hı hı. Dolayısıyla hızlı geçiyorum. Bugüne kadar yapılan uygulamalarda dönüşüm olayına, söylediğim gibi biraz önce, sadece fiziki mekanın dönüşümü olarak bakılmış bu alanlarda yaşayan halkın, bu çok önemli, yine altını çizelim, barınma hakkı yok sayılmış ve yerlerinden edilmişlerdi. Bir sürü örnekleri var bunun. Var mı? Doğru. Var. Neydi? Sulukule bunun Osmanlı villalar, evet. Şimdi Osmanlı villalar. Kendi içinde ironik zaten. Ben hangi vezirin veya başvezirin hangi villada yaşadığını da merak ediyorum. Yani bu yeni bir kavram benim için. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda parsel ölçeğin, bak bu da çok önemli. Bunlar ana yanlışlıklar. Çok iyi bir teknik kadrom var benim. Arkadaşlarım inanılmaz. Parsel ölçeğinde çözümler aranmış. Yanlış. Siz bu parsel ölçeğinde yaptığınız çalışmalar fırsat eşitsizliği yaratıyor. Nasıl? Bu cümle onu da açabilir misiniz? Şimdi siz diyorsunuz ki vatandaşın birinin belli bir metrekare yeri var, birinin belli bir metrekare yeri var. 200 metrekare yere tapu verdiniz. Hı-hı. Veya dönüşüm yap dediniz. Şimdi 200 metrekare alanda yaşayanla 250 metrekare arasında yaşayan veya 500 metrekare alan arasında yaşayan arasında aynı farklı dönüşümlere parsel bazında dönüşüme gittiğinizde sorunlar çıkmayacak mı? İrili ufaklı binalar. Çıkar zaten. Bugün örneği var. Hı hı. Fatih Köprüsü'nden devam ettim. Ümraniye üst geçinin devam ettim. Sağa bir baktım. Bir görün oradaki dönüşümleri. Dönüşüm ne dönüşümü? İrili ufaklı, kocalı, küçüklü binalar. Çirkin bir görüntü bir kere. İnanılmaz. Şimdi burada farklı bir planlama yapmak zorundasınız. Dolayısıyla biz diyoruz ki bu konuda parsel bazındaki çözümler bu mahalleler arasındaki fırsat eşitsizliği yaratıyor. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Hı hı. Ne yapılması lazım? Konut alanında kalan alanlara tapu düzenlenebilmekte olup imar planında donatı alanlarında yeşil alan, okul alanı, yol alanı, kalan alanla vatandaşlar hak sahibi olamamıştır. Bu bizim Gecekondu bölgelerindeki en büyük sıkıntı o. Bizim 2003'te onaylanan imar planlarında bu yanlışlık çok fazla. İnanılmaz bir yoğunluk var, yapı yoğunluğu var. Ve 2003 planlarında yapılırken mevcut durum tespit edilmediği için şu anda donatı alanların, yeşil alanların üzerinde yoğun bir yerleşim var. Peki yarın bunları nasıl çözeceksin? Bir de bu insanlar yok gözüküyor o zaman. Yok gözüküyorlar şu anda. Ve farkında değil vatandaş tabii bunun. Çözüm. Bütüncül dönüşüme bağlı kat mülkiyeti. Yani demek? Bu ne demek? Mahalle ölçeğinde bütüncül dönüşüm yapılarak kat mülkiyeti tapulara esas alınarak yapılacak dönüşüm modeli ile mümkündür. Yani sizler şunu yapmak durumundasınız. Ada bazında dönüşüm hazırlamalısınız. Parsel bazında değil. Mahalle bazında dönüşüm hazırlamalısınız. Geniş alanları içinde bulunduracak şekilde. Yani her türlü o şu andaki planlarda dezavantaj durumu dönüşmüş olan donatı alanlarının, yeşil alanların yeniden planlandığı ve yerleşim alanlarının yeniden planlandığı şekilde bir dönüşümün planlanması. Bu maliyetleri de minimize eder yapan açısından. Ve burada Sarıyer'i konuşuyoruz ya, Sarıyer'in bu konuda da avantajları var. Çünkü Sarıyer'in dönüşüm konusunda avantajlarımız var. Nedir? Donatı alanlar açısından avantajlıyız. Yeşil alanlar ve orman, geniş orman alanlarımız var. Çok yüksek katlı yapılarımız yok. Pardon bir dakika, bu çok önemli. Peki bu dönüşümden sonra olacak mı yüksek katlı bina? Çok yüksek katlı binaların oluşmasından yana değiliz. Yani bunun çünkü bu işin mutlaka ranta dönüşebiliyor. Yapılabiliyor mu? Şimdi işte dönüşüm mantığının altında o yatıyor. Şimdi Bakırköy için mesela konuşalım. Hı hı. Şimdi Bakırköy'de 5 katlı bir binayı düşünün. 5 katlı binanın yıkılıp 5 katlı yapılmasının kimseye bir faydası yok. Faydası mantığıyla bakıyorum. Hı hı. Yükseltmek zorundasınız. Şimdi 10 kata mı çıkaracaksınız? İşin içine birileri girecek. 12 kata mı çıkaracaksınız? Yurttaşın, vatandaşın kendi evini yapabilmesi mümkün değil bu durumda. Bugünkü itibariyle söyleyeyim. Bugün benim binam depreme dayanıklı değil diye raporla giderseniz 10 katı alıyorsunuz. 20 katlar konuşuluyor şu anda. Peki yoğunluk? Yani orası kaldırır mı o meçhul? Bütün sıkıntı burada zaten. Yani bunların da yani bu işin planlanması sırasında en son noktada bu yapıları yapan üstlenicilerin veya yüklenicilerin de çok ciddi incelenerek yaptırılması gerekir. Yani Yoksa bugün Gecekondu bölgelerinde, çeşitli Gecekondu bölgelerinde dönüşüm adı altında bir katliam yapılıyor. Hı hı hı. Küçük mezarlar büyük mezarlara döndürülüyor. Bu, yani bu durumu işte... Bir dakika, bu lafı, bu söz çok önemli. Küçük mezarlar büyük mezarlar haline dönüşüyor. Yani o binalar yine mi sağlıklı değil? Değil tabii. Siz şimdi tekrar söylediğim bir şey var. Bakın, lüks bina balkon korkuluğuna alüminyum korkuluk takılmasıyla olmaz. Dışının daha değişik boyalarla boyanmasıyla olmaz. Binaların büyütülmesiyle değil. Bakın, söylediğimiz ısrarla bir şey var. Zemin etütlerinden başlayan. Ben orada o zemin etüdünün yapıldığını sanmıyorum. 4-5 tane Gecekondu'nun yerinde bir blok var. Aynı coğrafi yerde. Ve orada oturanlar da o değil zaten. Üstünde. Yarmanın üstünde, yarmanın eteğinde. Şimdi böyle yerde yapılan binaların sonuçta nereye gideceğini biliyor muyuz biz? Zemin etütlerinin, bir çok net merak ediyorum ben, zemin etütlerinin her parsel için yapılan zemin etüdü var mı? Yok. Peki, zemin etüdünün uygun çıkmaması halinde alınan önlem var mı? Evet. Yok. Yapılan çok klasik bir şey var, ben size söyleyeyim. Yüksek katlı binalar inerken perdeler, kuyu perdeler yapılır veya işte fore kazıklar çakılır. Alın kirişleri dönülür. İnilir. Ondan sonra tekrar bina 4 kat, 3 kat bodrumdan başlar veya ki neyse yükselmeye başlar. Zemin ona uygun mudur? Önemli olan sıkıntı burada bu zaten. Peki ama burada da başka bir sıkıntı gündeme geliyor. Mesela diyorsunuz ki çok yüksek binalara çıkmayacağız. Şimdi o zaman burada da bir finansman sıkıntısı çıkıyor. Çünkü vatandaşın 5 katlı binasını yıktırıp tekrar 5 katlı binasını yaptıracak mümkün parası değil. Yok. Evet. İkincisi müteahhit içinde baktığınızda bu feasible değil. Niye yapayım tamam. diyor paramı almadan. Öbür tarafta katı yükseltmeye kalksanız zeminle ilgili sorunlar çıkıyor. Peki mesela siz bu dönüşümde finansmanı nasıl şimdi burada işte bu da apayrı bir konu. Tartışılması gereken. Bunu da mesela biz bu İstanbul Deprem Komisyonu, Afet Komisyonu toplantısında bunlar da konuşuldu. Mesela burada bu da çok açık değil. Hı hı. Yeni fonlar yaratılması gerekiyor. Çok uzun vadeli fonlar yaratılması gerekiyor. Bakın şimdi bununla ilgili bu benim konum değil. Yani özellikle olayın finansal tarafı değil ama burada bir mühendis yaklaşımıyla söylüyorum. İstanbul çok önemli bir metropol. Şöyle düşünün, biz DASK'tan söz ediyoruz. Bu binalardaki deprem riskine yönelik sigorta. Şimdi ve sigorta şirketlerinin büyük bir çoğunluğu, herhalde 100 tane varsa bunun 90 tanesi yabancı. Şimdi yabancı firmalar, sigorta şirketleri bir binanın yıkılması halinde mi daha çok para harcarlar? Önlem alınmasına yönelik mi harcarlar? Ne niyetle baktığına bağlı. Şimdi burada uluslararası finansal kuruluşlardan çok ciddi destekler alınabilir. Siz İstanbul'u dönüştürüyorsunuz, Türkiye'yi dönüştürüyorsunuz. Bu çok önemli. Ve özellikle de sigorta şirketlerinden uzun vadeli düşük faizli krediler kullandırılabilir. Ya bu bir devlet politikası. O devletin çözeceği bir şey. Veya işte her bir şeye fonlar oluşturmuyor muyuz? Zamanında da oluşturmadık mı? Tabii ama fonlar şimdi o fonların da yerine gitmesi lazım. Şimdi ama dünyadan yerine... fonu toplayıp ondan sonra IMF'ye kredi öderseniz yok, olmuyor. Biz yerine gideceğini göz önünde bulunduralım. Peki şeyler. Tamam. Yani yerine gideceğini. Yani şimdi bu mutlaka çözülür. İşte bu noktada bunun da tartışılması ve konuşulması gerekir. Şimdi 5 katı 7 kata dönüştürebilirsiniz. Aradaki farkı daha farklı değerlendirebilirsiniz. Özellikle yerleşim alanlarının oluşmasıyla ilave bir rant değer anlamında, katma değer anlamında farklı şeyler getirecektir binalara. Bizim işte Sarıyer'in biraz farklılığı var diğer taraflardan. İşte hep söyleniyor Sarıyer rant bölgesi, Sarıyer. İşte Sarıyer'in rant bölgesi olmasından dolayı bu tür dönüşümlerde bizim avantajlarımız daha bir fazla söylediğimiz bölgelere nazaran. İşte bir dairenin fiyatının ne olduğu, ne olacağı. Rakamsal yani işte seçsin. O karşılıklı değerlendirme yapıldığında yani yüklenicinin de veya müteahhitin de bu noktadaki karını da göz önünde bulundurduğunuzda ortak bir nokta yakalayabiliyorsunuz. Çıkır. Bunu biz gördük yani, hesapla gördük. Detayına girmeyeceğim. Peki o dönüşümde mesela başka neler var? Daha doğrusu siz bu dönüşümü gerçekleştirdiğinizde Sarıyer'le nasıl bir Sarıyer'le karşı karşıya kalacak? Yani en temel vatandaş sanıyorum bu resmi görür. Ya muhteşem olacak tabii. Yani insanlar şu anda sürekli ne olacağının belli olmayan bir risk altında yaşıyor. Yarın acaba yıkılır mı binalarımız? Bizi buradan bir yerlere mi gönderirler? Riskleri kalkacak ortadan bir kere. Şimdi bir mülkiyet sorununu çözmüş olacaksınız. Ve artı çok önemli. Karşıdan bakıldığında bu, gerçi işte şimdi buradan biz İstanbul'un çok önemli kısımlarını görüyoruz. Yani bizim Gecekondu bölgelerinden farklı değil yani, evet, sonuç itibariyle evet. Bu kadar. İşte o görünüşün ve özellikle de söylediğim gibi şehirde artık o vahşi yapılaşmadan, vahşi bina yapma sevdasının getirdiği ve geniş alanların kaybolduğu, insanların, herkesin ortak olarak kullandığı alanların yok olduğu alanlar tekrar geriye donatı alanları şeklinde dönecek. Siz özellikle deprem kuşağı ve sürekli deprem riski altında olan bölgeler, depreme karşı duyarlı binalarla yapmış olacaksınız. Ve de çok önemli bir şey var. Kent kuruyor olacaksınız yeniden. Ama bu üç şey kaçınılmaz sanıyorum. Yani uzlaşma, paylaşma ve yerinde dönüşüm. Bu şey bölgeleri olmazsa olmaz. Gecekondu bölge olmazsa olmaz. Kesinlikle ve kesinlikle. Yani bunun buradan bir belediye başkanı olarak sözünü veriyorsunuz. Biz verdik zaten ve bunun uygulamasına da çok büyük bir şekilde hazırız. Biz Büyükşehir'i bekliyoruz. Büyükşehir. Peki mesela bir komisyon toplanıyor. Komisyonun raporu, uygulamaları. Burada Büyükşehir, ki İstanbul örnektir. İstanbul'da yaşadığımız için. Bu Antalya için de geçerli, Mersin'de için. Bütün büyük şehirler için. Ankara'ya bunları anlatamıyor mu? Yoksa Ankara başka bir açıdan mı bakıyor şehirlere? Ya bu bir yönetim anlayışı. Yani şimdi bakın, biz ısrarla hep vurguladığımız bir şey var. Yani bir yerel yönetim anlayışı, merkezi yönetim anlayışı, bir yönetme anlayışı. Şimdi ben bir belediye başkanı olarak bizlerin ve özellikle de yaşama bakışı şu, gündemi mutlaka ve mutlaka yerinde tespit ediyoruz biz. Gecekondu bölgelerinde toplantılar yapıyoruz, mahalle toplantıları yapıyoruz. Uzaktan diyeceğim. Sadece mahalle toplantılarında alınan kararların dikte ettirilmesi veya duyurulması anlamında değil, insanları o sürece katıyoruz. Onların düşüncelerini alıyoruz. Her şeyle ilgili. Mesela biz semt konakları yapıyoruz şu anda. Semt konaklarında çok net söyleyeyim, bir bölgede biz oraya spor alanı yapmayı planlıyorduk. Mahallenin hanımefendileri, siyasi görüşleri çok önemli değil. Açık, kapalı, herkes geldi. 50-60 tane kadın dediler ki biz burada şey istemiyoruz. Spor sahası istemiyoruz, biz burada semt evi istiyoruz. Semt evi yaptık, döndürdük, ihaleyi de açmıştık hatta. Döndürdük ve şu anda 70-80 tane hanımefendi her gün oraya geliyorlar. Beraber yönetiyoruz diyorsunuz yani. Evet, beraber yönetiyoruz. Yani sürecin mutlaka ve mutlaka gündemin yerelden tespit edilmesi gerekir. Bu bana göre merkezi yönetimle yapması gereken odur. Siz eğer niyet o bağlamdaysa. Tabii farklıysa ben bir şey söyleyemem. O zaman çok net sorabilir miyim size? Tamam. Yapılmak istenenle çözüm, bahsedilen çözüm, ki komisyona da raporunda da biraz yansıması beklenen çözüm aslında. Şöyle bir karşılaştırdığınızda aynı mı? Bence aynı değil. Sıkıntı burada zaten. Onu da söylüyorum ya, niyet. Niyet. Yani biz Gecekondu bölgesini ne yapacağız? Ya biz dönüştürüyoruz diye dünyanın parasını harcayıp daha büyük mezarlar mı yapacağız? Şimdi Gecekondu bölgesini ne yapacağız? Gecekondu bölgesini, gecekonduları kaldırıp insanları bir yere gönderip oraya başka binalar, farklı binalar yapıp, yüksek binalar yapıp, rantı yüksekler binalar yapıp birilerini oraya, yeni birilerini mi getireceğiz? O mahallede 50-60 yıldır yaşayan, her türlü sıkıntısını çekmiş, her türlü sıkıntısını çekmiş ve artık şartlar, koşullardan dolayı rant bölgesi olmuş bölgelerde devlet baba olarak, babalığımızı yaparak ve o insanların da katkılarını alarak o insanların orada yaşamasını sağlayıp, biraz önce saydığımız kriterlerde feodal ilişkilerini bozmayacağız, akraba ilişkilerini bozmayacağız, her türlü şart ve koşulu devam ettirecek bir çözümü bulacağız. Bu çok açık. Yani kararı bu noktada vermek gerekiyor. Bu kadar. Yani hiç daha uzana gitmeye gerek yok. Böyle mi olacak, böyle mi olacak? Ortası yok. Temayül biraz vatandaşın yerinden sökülmesi noktasında galiba. Ama öyle olursa çok büyük kaoslar oluşur yani. Öyle şey olur mu? Yani bu doğru değil ki. Peki o zaman iki cümle, bir 3 dakikamız var. İki cümle şunu da merak ediyorum. Üçüncü köprü de aslında sizde çok ilintili bir nokta. Çok detaya girmeyeceğim. Belki bir başka programda bunu tek konuşuruz ama bakış açınız nedir? Çünkü siz 3. köprü ihale edilemediğinde her şeyde bir hayır vardır diye beyanat verdiniz. Dedim. Yani şimdi bir mühendis olarak, yurdunu seven bir mühendis olarak ve özellikle de bölgede de bir yönetici olarak, belediye başkanı olarak İstanbul trafiğinin köprülerle çözülemeyeceği kesinlikle ve kesinlikle inancındayım. Elimdeki verilere göre. Hı hı. Yani bir mühendis verisiz, analizsiz karar vermez. Hı hı. Konuşmaz. Ve elimizdeki veriler, istatistikler 3. köprü yapmakla bunun çözülmeyeceğini getirirken bazı yan faktörleri de göz önünde bulundurduğunuzda 3. köprünün olmaması gerekliliği hemen çıkıyor ortaya. Peki, karşılaştırma yapar. O zaman bunun bir sözünü alayım. Bir gün de 3. köprüyü konuşalım burada. Konuşalım. Ama çözümle, yani en başa gelirse çözümle ilgili öyle bir şey söyleyin ki bize herkesin aklında kalsın. Nedir çözüm? Herkes çözümü konuşmaya çalışıyor. Evet, çok güzel. Şimdi biliyorsun biz toplum olarak kıssadan hisseleri çok severiz. Yani hı hı hı. Hasan Pulur'u buradan yad edelim. Şimdi onun genelde bu tür şeyleri, hikayeleri çok şeydir. Çok yakın bir dostum çok güzel bir öykü gönderdi. Bana birkaç gün önce onu paylaşayım o zaman. Çok güzel. Bir bilge varmış, her şeyi bilirmiş ve her şeyde cevaplarmış. Bilge. Biliyorsunuz bu tür insanlar toplumda saygınlığı vardır. Hı hı. Birileri de bundan hep önünü kapatmaya çalışıyor, şey yaparlar. Ve vatandaşın biri de çıkmış demiş ki ben bu adamın bilge olmadığını ve de her şeyi bilemediğini ve de cevap da veremeyeceğini ispatlarım demiş. Nasıl ispatlayacaksın? Diyeceğim ki elimde bir kelebek var. Ey bilge söyle bakalım ölü mü diri mi? Derse ki ölü, açacağım elimi, uçup gidecek kelebek. Derse ki diri, sıkacağım, öldüreceğim. Ve de bilemeyecek demiş. Hı hı. %1000. Peki demişler ve bu gitmiş bilgenin karşısında dikilmiş insanlar da gelmişler. Demiş ki bilge sana bir soru. Elimdeki kelebek ölü mü canlı mı? O da demiş ki o senin elinde. Kıssadan ise net bu. Yani artık baktığımızda bütün çözümler de bizim elimizde. Evet. Bütün çözümler insanların elinde. Yeter ki kelebeğin öldürülmesi, yaşatılması, uçurulması ellerinde. Ve burada olması gereken de tüm yurttaşların bu bağlamda, yöneticilerin, herkesin kendi sorumluluğu içinde. Sayın Başkan, her bir çözümün kendi ellerinde olduğunu ama bana göre burada, o da dünyaya bakışım, dünya görüş açımdan söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka toplumdan yana, insandan yana ve toplumsal bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ama şimdiden sözünü aldım. 3. köprüyle ilgili de bir gün burada hem belediye başkanı olarak hem de inşaat mühendisi olarak fikirlerinizi konuşmak istedim. Ben de sizler kanalıyla tüm ulusal kanal izleyicilerine, sevgili yurttaşlarıma sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok sağlıklı bir yaşam diliyorum. Sağ olun. Evet, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç konuğumuzdu. Çok güzel özetledi aslında. Her şey elimizde. İyiyi de yapmak elimizde, kötüyü de, çözümü de, çözümsüzlüğü de. O zaman biz hiç bozmuyoruz ve her zamanki gibi bitiriyoruz. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ve en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.